Herkese yepyeni bir günden ve yeni bir videodan merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Birçoğunuz beni vloglardan tanıyorsunuz. Ama ilk kez bu videoma denk gelerek kanalıma gelenler için ben Ezgi, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Yorumlarda da paylaştığınız gibi çok uzun süredir benden çekmemi istediğiniz bir içerik vardı. Mutfak turu videosu, mutfak dolaplarının içerisi ve mutfağımın böyle genel görünüşü, neyi nereden aldığıma dair çok fazla soru geliyordu. Ben de sizi kırmadan bu videoyu çekmek istedim. Aslında bu videoyu biraz aldığım ürünleri deneyimledikçe, zaman geçtikçe hangilerinden memnun kaldım, hangilerinden memnun kalmadım, bunları da size aktarabilmek için geç çekmek istedim. Ama artık vakti geldi. Videomuzu bugün çekiyoruz. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Ben şöyle size bir mutfağımın genel görünüşünü bırakacağım. Sonra da böyle tezgah üzerinden ve dolap içlerinden başlayalım istiyorum. Kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hayatımdan böyle günlük ve anlık haberdar olmak isteyenler için Instagram'da da aktifim. Instagram adresimi de buraya bırakıyor olacağım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Mutfak tezgahım L şeklinde bir mutfak tezgahı. Ben ocağın kenarlarını bu şekilde değerlendirdim. Hemen şunları göstermek istiyorum. Burada genelde IKEA'dan almış olduğum mutfak gereçlerim var içerisinde. Daha sonra açacaklar, soyacaklar var. Bunu da gene IKEA'dan almıştım. Şunlar English Home'un yağdanlıkları ve karabiber tuzluğu. Bunlardan da çok memnunum. Mutfak turu çekeceğim için bulaşık makinesinde yıkamıştım bunları. O yüzden içleri boş. Bulaşık makinesinde de yıkayabiliyorum. Böyle antrasit olmalarına rağmen arkadaşlar hiçbir sorun yaşamadım. Hem de çok şık duruyor. Böyle altına da ben bambu bir tepsi yaptım. Tezgahımın şu kısmında da böyle büyük bir kesme tahtası kullanıyorum. Özellikle yemek yaparken gerçekten çok işimi görüyor. Şimdi burada ocağım var. Ocağım Siemens marka. Cam bir ocak. Siyah olduğu için gerçekten kullanımı çok zor. Bizim müteahhitimizin tercihiydi. Ocağın performansı çok iyi. Fakat dediğim gibi cam ve siyah ocaklar hemen hemen her gün silseniz de tozlanıyor. Burada da yine takımı olan bir aspiratör var.
Bundan da çok memnunum. Performansı ve emiş gücü çok güzel. Ocağa nazaran bu daha az tozlanıyor. Hemen şöyle tekrar geliyorum. Buradaki doğalgaz borumu şöyle sarmaşıklarla kapattım. Burası biraz kalabalık gözükse de mutfakta benim işimi çok kolaylaştıran bir köşe. Mutfağımın görselinden ziyade kullanışlı olması benim için çok önemli. Çünkü bu mutfak böyle hani 7-24 derler ya, gerçekten canlı bir mutfak ve benim keyifle vakit geçirdiğim, sürekli yemek yapabildiğim bir mutfak. Karaca'dan çeyizimi almış olduğum 5'li bir bıçak seti var. İçerisinde hemen hemen böyle tüm bıçaklar var. Ekmek bıçağı, fileto bıçağı. Bir de şurada Tefal'in bir bıçağı var. Gene bundan da çok memnunuz. Bu da bir şef bıçağı. Bu baharatla mı çok soruyorsunuz. Hemen bir yakından inceleyelim isterseniz. Çeyiz yaptığım süreçte Karaca'dan almıştım. Şöyle 10'lu bir baharatlık standı. 360 derece dönebilen formda. Gene bu da bulaşık makinesinde yıkanılabiliyor. Boş olanları yıkadım şöyle. Çok işimi kolaylaştırıyor. Yemek yaparken kullandığım tüm baharatları bu standa koyuyorum. Bence görüntüsü de çok şık. Şu arkada görmüş olduğunuz kavanozlar aslında benim ilk aldığım baharat takımımdı. Bunun da gene pek çok baharatlık parçası var ama kullanmıyorum, tezgah üzerine kalabalık sevmediğim için. Şu iki kavanozunu kullandım sadece. Bambu kavanozlarım da var ama şimdilik böyle bunları kullanmak istedim. Bernardo'dan almış olduğum değirmen tuzluk ve karabiberlik var. Kaya tuzu koyuyorum. Yemek yaparken salatalarda özellikle çok kullanıyorum. Burada böyle dekor olsun diye yapma bir çiçek kullandım. Şurada hemen böyle göstermek istiyorum size gene. Bu da Karaca'nın kübik havan olarak geçiyor. Hiç kullanmadım ama dekor olarak böyle duruyor tezgahımın üzerinde. Küçük ev aletlerime gelecek olursak ben hemen hemen tamamını arçelikten tercih ettim. Çaycım tam bir fiyat performans ürünü. Annemin hediyesi bana. Bundan da çok memnunum. Parmak izi tutmama özelliği var. Kettle özelliğini daha çok kullanıyorum ben, çok fazla çay tüketmediğimiz için. Hemen şöyle geliyorum gene. Siyah evye kullanmanın dezavantajları var gerçekten arkadaşlar. Lavabom siyah olduğu için çok fazla kireç tutuyor. Oturduğumuz yere suları da çok kireçli. Benden siyah lavabo kullananlara böyle küçük bir ipucu olsun. Makyaj temizlemiş olduğumuz pamuklara biraz bebe yağı sürüp böyle lavabomu temizledikten sonra onunla yağlıyorum. Şurada hemen bulaşık fırçam var. IKEA'dan almış oldum. Bunları sık sık yenileriyle değiştiriyorum. Zaten şimdi alt dolaplarda da göstereceğim stoklarımı. Gene burada bir bulaşıklığı var IKEA'nın. Bulaşık süngeri çok çabuk kirleniyor. Bazen IKEA'nınkini de kullanıyorum. Sıvı deterjanımı da bunun içerisine koyuyorum. Ben bulaşıkta kullanmıyorum. IKEA'nın şu bulaşık matını kullanıyorum. Bunun da gene yedeği var. Sık sık çamaşır makinesinde yıkıyorum. Şuraya gelecek olursak, burada da gene benim için her birinin ayrı ayrı anlamı olan kupalar var. Şunu IKEA'dan almıştım. Bunları Mahir bana havaalanından almıştı. Bunu da daha yeni aldım, buraya koydum. Bu rengi çok seviyorum bu aralar. Şöyle bir aydınlatmam da var tezgah üzerinde. Hemen burada da Türk kahvesi makinem var. Arçelik marka bu da. Bundan da oldukça memnunum ben arkadaşlar. Da IKEA'dan almış olduğum bir ızgara mı derler artık. O var. Fırın tepsilerimi falan çıkardığımda direkt mermerin üzerine koymuyorum. Bunun üzerine koyuyorum. Bu da çok kullanışlı bence. Şöyle gösterecek olursam tezgah üzerim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dolapların içlerini inceleyelim. Alt dolaplardan başlamak istiyorum. Şurada böyle hemen ocağımın altında 3 tane bu şekilde çekmece var. İlkini açalım hemen. Bu kaşıklı Mahir'le kendimiz yaptırmıştık biz. Burada günlük kullanmış olduğum çatal bıçaklarım var. Karaca Lisbon marka. Şöyle göstermek istiyorum. Özellikle bu bıçakları çok hoşuma gidiyor benim. Bulaşık makinesinde de yıkadığımda su lekesi yapmıyor. Bahsettiğim gibi mutfakta tamamen günlük kullandığım ürünler var. Misafirlik yemek takımım ve çatal bıçaklarım, su takımlarım hepsi konsolumun içinde. Konsol içimi gösteren bir video çekmiştim sizin için. Misafirlik sunumlarım, çay bardaklarım,
fincanlarım hepsi gene konsolun içerisinde yer alıyor. Burada şöyle çay kaşıkları var, reçel kaşıkları. Bu tefal setimin gene tutucusu burada. Soğuk kahvelerin olmazsa olmazı cam pipetler. Şurada bambu kahvaltı bıçaklarım var. Burada peynir bıçakları. Günlük sunumlar için yine servis gereçlerim var. Bu setin servis gereçleri de konsolun içerisinde. Kahve makinesinin burada ölçeği. Benim olmazsa olmazım Victorinox bu bıçak. Sarımsak presi Ikea'nın. Bitki çayı demlemek için bir süzgü var. Bu çekmecem böyle genelde düzeninde dağılmıyor. Şu da gene çay kahve için çelik tencere seti almıştım. Onun yanında cezve seti vardı. Bu da onun içinden çıkmıştı. Hemen böyle kapatıyoruz. Evet, şimdi gelelim. Burası artık Paris pazarı mı dersiniz? Uygun AVM mi dersiniz? Arkadaşlar ben ne kadar çabalasam da burada düzeni oturtamadım açıkçası. Aslında düzenli ama kendi içinde bir düzeni var. Önerileriniz varsa bu çekmece için önerilere de açığım. Hemen burada erzak küreklerim var. Robotumun blender başlığı, çırpıcısı var. Şurada buz kalıpları, demo pompasının duğuları var. Rendeler, limon sıkacakları, Ikea'dan alınmış gereçler. Burada kurabiye kalıpları, kaşıklık, merdane. Şu Liners'ten almış olduğum bambu bir kaşıklık vardı. Onu kullandım. Bunda işte süt köpürtücüden tutun da dondurma kaşıklarına. Şöyle oyacak. Daha sonra burada da böyle küçük tahta kaşıklar var. Maske falan yaparken bunu kullanıyorum mesela. Metal kaşık değdirmiyorum. Şöyle limon sıkacağı. Burada gene Liners'in çok güzel bir salata servis gereci var. Şöyle göstermek istiyorum. Maşası var, bambu. Çöp istikler var. Henüz kullanmak nasip olmadı. Fırın eldivenleri, silikon gereçler var işte, maşalar, süzgüler, çırpıcılar. Burası bu şekilde, biraz karışık. Elimden geldiği kadar düzenliyorum ama çok fazla mutfakta aktif olduğum için tariflerimden de biliyorsunuz. Burası böyle kalıyor yani. Şimdi burası da gene çok kullandığım çekmecelerden biri. Pişiricilerim burada. Şurada Schaefer'dan almış olduğum siyah green tencere setim var. Onun tavası. Burada tefalim var. Tefal tencerelerim. İşte onların kapakları, saklama kapakları. Kesme tahtalarım var. Borcamın en çok kullandıklarımdan biri bu olduğu için burada duruyor. Şu süzgü ve rende takımım. Tefal'in manuel el rondosu var. Bu da yine Ikea'dan almış olduğum rende. Bu çekmecem de böyle. Ocağa çok yakın ve benim için kullanışlı. Bu bana Ezgi'nin yapmış olduğu bir düzende çeyiz yerleştirmesinde. Ben bir değiştirmedim. Şimdi şu dolaba gelelim. Burası böyle içeriye doğru bayağı bir derin gidiyor. Benim için de çok kurtarıcı bir dolap oldu. Hemen açalım içini. Bu dolabın içerisinde gerçekten yok yok. Şuraya tepsilerimi, günlük tepsilerimin hepsini koydum. Mantı aparatına kadar var. Arkada bambularım var, kesme tahtalarım. Şurada çok fazla kek kalıbım var. 6 tane kek kalıbım var. Bu Ikea'nın zaten kabını çok sık kullanıyorum. Şöyle koyalım. Düdüklü tencerem var, çaydanlık var. Pankek tavam, lavanın burada döküm tavaları da var. Cezvelerim falan var. Çok kullanmadığım ürünler ve de pişiricilerin kalanları burada. Bayağı bir ürün var. Emaye tencereler. Şu tavamı mesela hiç görmemişsinizdir daha önce. Of çok ağır. Karaca'nın Bio Diamond. Bir wok tavası. Hiç kullanmadım Tefalink'ini kullandığım için. Burası da böyle bayağı kurtarıcı. Şöyle kendi içinde bir düzeni var buranın da. Hemen yan kapağa geldiğimizde de Ay Yıldız çelik tencere setim var burada. Arkada tencereleri, ön kısımda da sağan seti var. Burada da gene bir rendem var. Aşağıya iniyoruz. Burada günlük kullanmış olduğum el havluları var. Kurulama bezleri, Amerikan servisler, Ikea'dan almış olduğum yedek matlar, bulaşık süngerleri, temizlik mendilleri var. Bir de Ikea'nın şu üçlü ikonik sosluğu var.
Bence bu da çeyizime iyi ki aldım dedim ve memnun kaldım ürünlerden bir tanesi. Soğutucu çantalar var arkada. Bir de Saadet annemin bana yaptığı bu kahve sunumlukları. Burası da gene düzenli, kurtarıcı bir dolap. Hemen lavabonun altındaki bu dolapta da benim dolaba koymadığım erzaklar var. Manisa çok sıcak olduğu için özellikle yaz aylarında ben bakliyatlarımı ve baharatlarımı buzdolabında muhafaza ediyorum. Burada da yağlarım, unum, şekerim, makarnam var. Lavabomuzun altındaki kullanılan ürünler kaliteli bir plastik olduğu için kesinlikle koku ve nem yapmıyor. O yüzden bu dolabı da bu şekilde değerlendirdim. Şimdi bu dolapta da benim tupperlarım ve plastik ürünlerim var. Şöyle arkası da full. Gene tupper. Plastik çok almama taraftarıydım. O yüzden hemen hemen tamamını tupper olarak tercih ettim. Burada güveçler var. Kahvaltılık var. Kullanmadığım kavanozlar. Ve gene işte saklama kapları ve tupperlar var. Tupperlar da bana Saadet annemle Funda ablamın hediyesiydi. Böyle çok güzel, gerçekten hiç koku yapmıyor diyebilirim. Memnuniyetle kullanıyorum arkadaşlar. Son alt dolabı da birlikte açalım. Burada da kuru gıdalar falan var. Yani işte abur cuburları, tatlı pasta malzemelerimi, günlük kullanacağım peçeteler, çöp poşetleri, pişirme kağıtları, buzdolabı poşetlerinde hepsini ben buraya koyuyorum. Atıştırmalıkları da buraya koyuyorum. Gayet güzel oluyor. Üst dolaplara geçmeden önce de çeyiz yapacak olan ya da çeyize başlamış olan arkadaşlara birkaç kendi naçizane fikrimi söylemek istiyorum. Siz alışveriş yaparken ya da beğendiğiniz ürünleri stoklarını takip ederken size alma, bu kadar eşyayı nereye sığdıracaksın, bu kadar eşyayı kullanmaya sıra gelmez diyenler olacak. Ama bence beğendiğiniz ya da içinizde kalacak olan her şeyi alın arkadaşlar. Çünkü bir şekilde sığıyorsunuz. Bir şekilde sığıyorsunuz yani. Benim çeyiz sürecinde eve gelen kargolarımın ardı arkası kesilmiyordu. Hatta annem bana diyordu ki bu kadar eşyayı nereye sığdırmayı düşünüyorsun? Kargolarım gelirdi. Mahir ile birlikte onları paketlerdik hatta. Dün gibi değil mi aşkım? Mahir bu çıt çıtlı poşetlerden getirirdi. Cam ürünleri falan onlara sarardık. Dediğim gibi benim mutfağım 7/24 yani canlı bir mutfak. Bu mutfakta çok keyifli tarifler yapıyoruz birlikte. Çünkü Mahir de mutfağa çok meraklı. Konsol içi videomu mutlaka izleyenleriniz olmuştur. Orada da misafirlik yemek takımlarım, sunumluk ürünlerim, misafirlik su takımları, çatal bıçaklar, işte el tekstilleri, Amerikan servisler, masa örtüleri, neler yok ki. Ama burada elimdeydi her ürünü hemen hızlıca kullanabildiğim şeyler. Şimdi isterseniz başlayalım üst dolaplara da. Şöyle açıyorum. Buraya iki tane küçük dolap yapmış müteahhit. Ben burada işte şekerimi gene tuzumu muhafaza ettim. Arkada kahvelerim, paketli içeceklerim var. Şurada da gene işte paketli ürünlerim falan var. Burası da benim için kurtarıcı dolaplardan biri, küçük. Buraya bir ara baharatlarımı koymuştum. Şimdi dediğim gibi standta kullanıyorum küçük baharatları. Buraya geçelim. Biz çok fazla çay tüketmediğimiz için hemen misafirler için buraya iki takım çay bardağı koydum. Bir tanesi şöyle bu balon bardaklardan. Bunun hem metal altı var hem de papatya tabaklardan var. Şöyle göstereceğim. Bulaşık makinesinde de gayet güzel yıkanıyor. Burada da Emin babamın bana hediyesi olan minik çay bardakları var. Çünkü başka bardakta içemiyor. Burada onun içinde tutuyorum bu takımı. Üstte ölçü bardaklarım var. İşte gene mavi büyük su bardaklarımız var. Bunlar kışın, bunlar da içiyoruz. Üstte de gene böyle büyük bardaklar var içecekler için. Mavi Harry Potter'lı bardağı var. Göstersene aşkım. Mavi böyle çocukluğundan evimize gelen. Burası da böyle. Hemen şu dolabı açıyorum. Burada günlük yemek takımım var arkadaşlar. Gerçekten ben bu takımı çok severek aldım ve tamamladım. 12 kişilik bir takım. Tüm parçaları var ve ben ara parçalarını da aldım. Kayık tabağı şu an bulaşık makinesinde galiba. İşte bol kaselerinden tutun kayık tabaklarına, makarna tabaklarına, büyük çorba kaselerine, küçük çerezliklerine
Hepsi olan bir takım ve çok severek kullanıyorum. Henüz sıkılmadım. Sıkılırsam eğer bunların böyle bir 6 kişiliğini anneme vermeyi, yerine 6 kişilik soft renklerde bir takım alırım ama ilerleyen süreçlerde. Çünkü yani gerçekten hem şunlar var mesela servisleri, bunlar var. Kolay kolay sıkılacağım bir takım değil bunlar. Makinede yıkanmasına rağmen hiçbir şey olmuyor. 6 tane şöyle göstermek istiyorum. Servis tabağım var. MasterChef programı çıktığında bunlar çok meşhurdu. O zaman almıştım ben. Altta da Grand Porcelain'in beyaz böyle servis takımı var. Onları da gene günlük olarak kullanıyorum. Şu üst gidecek arkadaşlar. Bu kahve takımını aktif kullanmıyorum. Bunlar ya yazlığa gidecek. Eğer Saadet annem günlük kullanmak isterse ona gidecek. Günlük su takımımın karafı var yukarıda da. Burası da böyle tuzluklarım falan var. Hemen günlük takımlarımın olduğu bir yer. Yeni bir yemek takımı alırsam günlük onları da orada muhafaza edeceğim. Ve benim en sevdiğim dolaba geliyoruz. Benim mutfağım country bir mutfak. Country tip olarak geçiyor. Şuradaki şu cam detayı benim çok hoşuma gidiyor. Goldlar ilk başta böyle gözüme biraz ağır gelmişti ama zamanla gerçekten ben zaten bir gold aşığı olduğum için hiç gözüme batmadı. Açalım şöyle. Burada günlük su takımlarım var. Hepsi misafirlik çok fazla su bardağım var. Çok su takımım var. Onlar konsolun içinde. Burada çok severek almış olduğum Paşa Bahçe'nin 12'li Allegra serisi var. Soğuk kahve sunumlarında çok kullanıyorum. Love'ın böyle 6 tane bardağı. Bunlar da Karaca'nın böyle antresit tonlarda. Şunlar İngiliz Home'un Lotus serisiydi. Bu Lotus'un nelerini almadım ki o sezonda? Kupalarını aldım, işte fırın eldivenlerini, masa örtülerini, bol kaselerini, çok fazla ürünü aldım. Böyle kupaları da burada duruyor. Şunlar da incecik cam, bakar mısınız? O kadar ince ki. Günlük su takımım Madame Coco'dan. 8 tane uzun meşrubat bardağı, 8 tane de kadehi var. Hemen böyle yine fincanlarıma gelecek olursak, şöyle göstermek istiyorum. Bulaşık makinesinde bile yıkanabilen bir model bu. İngiliz Home'u arkadaşım Fatma'nın hediyesiydi. Burada böyle bir düzenleyici kullandım. Onun kahvenin su bardakları var. Şu ikisi takım. Ve çok güzel bir set daha var. Bu da Linens'in böyle bir takımı. Çok şık bu da. Benim gibi gold severlere gelsin. Altta da leoparlar var. 3 takım böyle günlüğe çektim. Daha çok fincanlarım var. Şöyle bu da Linens'i. Bakar mısınız? Çok güzel. 6 tane. Bunun katlı kurabiyeliği de var bende. Şöyle gene kahvenin su bardakları var. 6 tane bu antresitlerle takım. Böyle kendi içinde bir düzeni var. Aa, şunu es geçmeyelim. Bu üstteki benim için manevi değeri çok yüksek bir takım. Daha önce bahsettim mi size bilmiyorum. Gülnur anneannemin yani Mahir'in anneannesinin bana hediyesi. Anneannem de benim gibi gençlik yıllarında züccaciyeye çok düşkün. Ev eşyasına çok düşkün. Alıyor alıyor. Benim konsolun içine dizdiğim gibi diziyor. Kullanmaya kıyamıyor. Yıllar geçiyor. İşte birkaç kez sayılı kullanıyor. Ve sonra benim de çok sevdiğimi bildiği için bunu takımı bana hediye ediyor. Almanya'dan gelmişti galiba değil mi? Almanya'dan gelmiş bir takım. Ha sorun ki sen kıyıp kullandın mı? Ben deniz hiç kıyıp kullanmadım. Allah nasip eder de inşallah ben de ileride oğlum olursa gelinime, kızım olursa ona hediye etmeyi düşünüyorum. Burası da böyleydi. Üstte de kesmelerim var. Birkaç viski bardağı derler. Viski bardağı var. Bunlar da teyzemden ve annemden geldi. Babam şu bardakları çok kullanırdı. Biraz da o yüzden ben getirmek istedim babacığımdan hatıra. Böyle şık bardaklarımız da olsun değil mi? Onları da böyle ara ara kahve yanında su koyuyorum. Güzel değerlendiriyorum. Şunlar da Emin babamın hediyesiydi bize. Artık yani
kola bardağı diyeyim onlara da, siz anlayın. Ayran bardağı. Ayran bardağı diyeyim, siz anlayın değil mi aşkım? Şurada da iki tane gene kahve sunumu için kadehlerim var. Burası böyle. Günlük takımlarımız burada. Şimdi burası aslında benim hem kahvaltılıklarımın olduğu, hem işte yan parçalarımın olduğu, tatlı kaselerimin olduğu bir yer. Hemen hemen her şeyle kombinleyebileceğim parçalar tercih etmeye çalıştım. Ayrı bir kahvaltı takımı almadım. Zaten çeyiz seti almadım. Kendi zevkimi başkalarının takımlaştırmasına izin vermedim. Her şeyi tek tek kendim seçip bir kombin yapmıştım, biliyorsunuz çeyiz sürecimi. Burada fırın kaplarım var. Şöyle göstermek istiyorum size. Sunumluklar var. Gene bu siyah yemek takımının, aşkım gösterebilirsin. Şu altta kaseler, kuplar. Madame Coco'dan almış olduğum şu kaseler var. Bunlar da çok fazla sütlü tatlı yapıyoruz sizlerle. Şu belki farklı gelir arkadaşlara. Bunu görmemiş olabilirler, böyle bir parça. Bu da gene bakın Bianca Luna, Lina's'ın üçlü bir setiydi. O zamanlar böyle bayağı ciddi para verdim. Sunumluklardan biriydi ama hiç kullanmadık herhalde değil mi aşkım? Evet, kullanmadık. Ne konulur bilmiyorum. Şunları da hiç kullanmadık. Ha evet, bunları da hiç kullanmadık. Bunları ben meyve koymayı düşünüyorum aslında, olabilir. Şöyle koyalım. Bunun hatta şurada büyüğü de var galiba üstte. Onları öyle tek tek bir alıp set yapmıştım. Bayağı ciddi rakamlar almıştım o zaman. Şurada ilk çeyizler. İlk çeyizler, ilk. Mayıyla ilk aldıklarımızdan. O zaman tabii porselen seramiğe çok girmiyoruz. Almışım seramik. Bunlarla da böyle meze falan koyuyoruz. Güzel oluyor. Evet, bu dolap da böyleydi. Şimdi hemen son dolabımıza geçiyoruz. Burası da getirici bir dolap. İyi ki yapmışlar. Başımı çarptırdım. Üstte borcamların falan var. Sunumluklar var, yaklılar. Orta kattaysa tost makinem. İşte robotumun parçaları, Tefal robotum. Bu arada çok memnunum, maşallah diyeyim. Lütfen siz de maşallah deyin. Çünkü robot süpürgemden çok memnunum demiştim. Robot süpürgem arızalandı. Bozuldu yani, gitti artık tamamen. Satış sonrası hizmetler deseniz zaten yani... Rezalet. Rezalet, üstüne rezalet çıktı. Neyse, Ayçelik candır diyelim, devam edelim. Tost makinem Ayçelik. Karaca'nın waffle makinesi var. Burada gene babamın bana hediyesi bir narenciye sıkacağım var. Şunları kahve yanında kullanıyorum böyle sunumluklar. Burası da daha düzenlesem yani, hani bir şeyler koymak istesem alabilecek bir alan. Şuraya gelelim hemen. Arkadaşlar burası mikrodalga için yapılmış bir alandı. Ve biz de bir mikrodalga almıştık Mahir'le. Ama mikrodalgamızın yanı vurup geldi. İyi ki de öyle gelmiş. Çok şükür fırınımdan çok memnunum. Ne airfryer ne mikrodalga, hiçbirine ihtiyaç duymuyorum. Burası da bana böyle güzel bir kahve alanı olarak, bir alan olarak geri dönmüş oldu. Buraya filtre kahve makinemi, French press'imi, işte şekerlerimi, çikolatalarımı falan koyuyorum. Gayet güzel oldu. Mutfağa bir ruh kattı bence. Fırınıma gelecek olursak, fırınımız da gene Siemens marka. Ben hemen hemen her modunu kullandım. Ocaktan daha çok fırında yemek yapıyoruz diyebiliriz değil mi aşkım? Evet, hemen hemen. Yani memnunum. Şöyle içi de çok geniş. Ben fırının içerisinde böyle borcam, diğer şeyler koymayı çok sevmiyorum. Her an elimin altında açık olacak. Ondan da çok memnunum. Bu arada bulaşık makinem de Bosch marka. Bulaşık makinemden de memnunum. Böyle. Burada da Karaca'nın bir ekmekliği var. Çok fazla ekmek tüketmiyoruz ama oraya koydum. O da çok fazla, özellikle böyle pandemide stok beklediğim ürünlerden biriydi. Burada da katlı bir patates ve soğanlık var. Ben patates ve soğanlık almamak için çok direttim aslında ama sonra bunun renkleri böyle çok itici gelmedi bana. Çok spor bir şey alsam da mutfağıma gitmeyecekti. Bunu aldım. Bosch marka bir sevilimiz var. O da dokunmatik, ondan da memnunuz. Onun üzerinde böyle bir sepetim var. İçerisine temizleyici mendillerimi koydum. Hemen elimin altında olsun diye. Perdemiz böyle yanke bir perde. Altında da store bir perde var. Biz balkonu çok aktif kullanıyoruz bahçeye de çıktığımız için. O yüzden iş görüyor. Güneş çok alıyor gündüz. Bu store gayet güzel. Onu engelliyor.
Şuraya Mahir bana çok güzel bir köşe yaptı. Mahir ve Selçuk. Bakın. Böyle boya rengini tamamen Mahir boyadı bu duvarı. Biliyorsunuzdur önceki vloglarda. Mutfağıma bir ruh kattı bence. Çok da güzel oldu. Burayı da böyle aksesuarlarımı koydum. Bu şekilde değerlendirdim. Şu tabağı ben yaptım. Afrikan örgüsü tabağı ben ördüm. Birkaç çeşidini daha yaptım aslında. İki hamumlarla böyle değerlendirdim burayı. Biz böyle dikdörtgen bir masa takımı tercih ettik buraya alanımız olduğu için. Sandalyelerimizin de üstlerini kaplattık. Deriydi bunlar. Maşa bunları tırmalayınca biz böyle bu tay tüy denilen kumaştan yaptırdık. Üzerinde de Saadet annemin benim için dikmiş olduğu bu runner var. Suyumu koyuyorum işte. Kağıt havluluk. Şunu da Ikea'dan almıştım. Bu karafı da Ikea'dan almıştım. Böyle masa üstünde kalabalık sevmiyorum çok. Şöyle gelelim artık. Çöp kutum var. Inox bir çöp kutusu var ayaklılardan. Bundan da memnunum. Süpürgemi Dyson içi kirli süpürmüştüm bugün, kusura bakmayın. Bunu da mutfakta konumlandırmayı tercih ettim ben. Çünkü en çok kırık bence mutfağa dökülüyor. Hemen biz yemek yedikten sonra bile Mahir bile çıkarıyor. Böyle bir süpürüyor geçiyor. Mutfağımız bu kadardı. Evet arkadaşlar, benim mutfağım böyleydi. Ben içime sinen tüm ürünleri çeyiz sürecim boyunca ve evlendikten sonra almaya çalıştım. Memnun kaldıklarımı ve kalmadıklarımı sizinle paylaşmak istedim. Zaten sık sık vloglarda da sizinle yorumlarımı, geri bildirimlerimi paylaşıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomda görüp de beğendiğiniz her şeyin çok daha güzelin sizlere nasip olmasını diliyorum. Mutfağım bu şekilde. Bana yetiyor. Aldığım ürünlerin de hepsinden memnunum. Aldıklarımın hiçbirinden pişman değilim. Aklım henüz hala alamadıklarında. Mutfak bence çok güzel. Özellikle ben çalışma hayatıma şu an ara verdiğim için günümün çoğu mutfakta geçiyor. O yüzden mutfağımın da böyle güzel ve düzenli olması benim için çok önemli. Bu şekildeydi. En ince detaylara kadar sizinle paylaştım. Sizin de bana fikir vermek istediğiniz bir konu varsa eğer lütfen yorumlarda buluşalım. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Merak ettiğiniz ürünleri sorabilirsiniz. Aşağıya linkini bırakırım bulduklarımın. Kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.